Komedi Festivali kaptanı. Evet. Dün Yasemin Şefi sahne aynen. olacak. Evet. Yasemin Şefi iade-i ziyarette bulunuyoruz. Radyoda sürekli konuk oluyoruz kendisine. Bayağıdır da vardı, biz gelemiyorduk. Çok güzel olacak diye umuyorum. Ben de merakla bekliyorum. Ben de çok izlemek istiyordum kendisini. Bugün denk geldik, iyi oldu. Siz nasılsınız? İkinci sezon hayırlı olsun diyelim sizin için de kısa bir ara. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Aynen. Merak bekliyoruz yeni sezonda. Valla yeni konular. Yine işte değişik bilim adamları, müzisyenler. Kendi insanlar. Alanlarında duayenler. Aynen yine. Onlar. İşte ilk sezonda böyle Van Gogh'lar, Safiye Ayla'lar gittik. Bu sezonda da değişik. Yine benzer isimler var. Bu sefer bilim adamları, bilim insanları. Evet, Einstein falan var. Biraz zorlandık. Onları anlatırken biraz zorlandık. Çok peki, zorlandık. Peki, çift olarak program yapmanın avantajı ve dezavantajı nedir? Sen cevap. Avantajı artık birbirimizi kolay tamamlıyor olabilmemiz. Birbirimizin cümlelerini daha rahat tamamlıyoruz. Tabii hani onun ne diyeceğini önceden kavrayıp toparlamak diyeyim ama zor yanları da tabii bir süre sonra evde de işte de aynı insanın olması tabii. Şımarıklığa vuruyor tabii artık ilişkin verdiği şey. Ama normalde ev halimizi yansıtıyoruz yani. Evet. Benim çirkin esprilerim, Derya'nın tepkileri aynen devam ediyor. 20. yıl gribin 20. yıl biz evet onu hazırlıyoruz. Bir program olacak. Nasıl bir şey olacak? Bakalım. Devirdik. Biraz zor oldu ama kolay olmuyor tabii. Devirdik. Özel bir gecemiz olacak herhalde. Büyük bir salonda bayağı konuklu. Ona bütün konsantrasyonumuz orada. Biraz da single'lar var, bir şeyler var. Devam ediyoruz. Ya çalışıyoruz. Çalışmak lazım. Grup olmak kolay değil. 20 yıl kalmak, barınmak kolay değil. Elimizden geleni yapıyoruz işte ya. Ne yapalım? Devam. Peki bir tatil düşünceniz var mı? Stres attınız mı? Atılmayı düşünüyorum. Valla Derya'nın dizisi yeni bitti. Şimdi bizim tatil programları zor oluyor. Konser veya dizi arasında. Evet. Yapacağız. Benim doğum günümde biz Yunanistan olaylar... planımız var. Sizden mi çıktı plan? Doğum günü hediyesi mi? Genelde ikimizin arzusu o yönde oluyor zaten. Atina'yı çok seviyoruz. Yunanistan'ı ama çok seviyoruz. Ama hediye fikri güzelmiş ya. Hediye mi olsun? Evet, şimdi düşününce benim yapmam gerekiyor sanırım bu tatili. Evet, hediye olarak. Yani beraber gideceğiz. Arkadaşlarımıza katılabilirse bakalım işte. Güzel bir tatil yapacağız inşallah. Çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin.